Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 10-16 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş ikizler burcunda ilerliyor ve bütün gezegenler neredeyse ikizler burcunda bu hafta. İkizler burcunda doğan yeni ay ışığını yavaş yavaş hafta genelinde büyütecek. Tabii ki ilişkiler hareketli, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konular çok öne çıkıyor. Birlikte yaptığınız aktiviteler ön planda. Evlilik hazırlıkları olabilir, evlilik konuları olabilir. Yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, hani sizin için bunlar çok fazla ön planda. Ve hafta başı pazartesi günü ay aslanda olacak. Yine eğlenceli, keyifli zamanlar, seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir veya bunları planlayabilirsiniz, organize edebilirsiniz. Çarşamba günü ay Başak burcuna geçecek. İş konuları, kariyer konuları veya aile, ebeveynlerinizle olabilecek bazı işleriniz, planlamalarınız, ilişkileriniz yine hafta sonundan itibaren sizin için öncelikli hale gelebilir. Güneş Satürn karesi var hafta başı itibariyle. Bu biraz zor bir açı ve değişken burçlarımızı da etkileyebilir. İkizler burcundaki Güneş'in Satürn'le yapacağı bu açı genel olarak sizin için hayatınızın genel yapılarında, işte evlilik, aile, ebeveynler gibi alanlarda zaman zaman böyle belirli sınırlar içerisinde kalmanızı veya bazı kısıtlamalar hissetmenize neden olabilir. Yani sorumluluklar var, zorunluluklar var. İşte aileyle eşiniz arasında kalmak gibi böyle bir şeyler, çatışmalar olabilir. Bunun böyle bir karamsar, melankolik enerjisi olabilir genel olarak baktığımızda. Bu durumda size işte mesela yapmak istediğiniz bazı aktiviteler var ama ailenizin beklentileri var. Hani bu sizi biraz kısıtlayabilir gibi. Bunlar öne çıkıyor. Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Çarşambadan itibaren daha aslında planlı, programlı olabilir. Gerek iş hayatınızda, gerek ev, aileyle ilgili konularda her şeyi birazdan iyi organize edebilirsiniz. Ve hafta sonu Ay Terazi'de, bayrama Ay Terazi'de giriyoruz. Daha sosyal, daha eğlenceli, böyle daha dengeli bir enerji veriyor bize. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Güzel ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bol bol sosyalleşebileceğiniz, arkadaşlarınızla bir arada olabileceğiniz, sevdiğiniz kişilerle güzel faaliyetler yapabileceğiniz bir bayram enerjisi var. Merkür'ün ve Venüs'ün de ikizler burcunda ilişki evinizde birleşmesi gerçekten her alanda, özellikle ilişki trafiğinde bir burada hareketlilik ve hız getiriyor. Birçok kişiyle görüşmeleriniz, randevularınız olabilir ama biraz karışıklıklar da olabilir. Çünkü Merkür-Neptün karesi var. İşte unutabilirsiniz, bir şeyleri aynı anda iki kişiye söz verebilirsiniz ya da birisi size söz verebilir, sözünde durmayabilir. Hani bunun böyle bir yanıltıcı etkisi, kafa karıştırıcı etkisi olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.